Bugünkü dersimizde Cumhuriyet dönemi Türk romanına bakacağız. Özellikle Geri Türk Edebiyatı dersimiz bittiğinde yazar, eser ve karakter üzerine bir dersimiz olacağından bahsetmiştik. Bu yüzden de Cumhuriyet dönemi Türk romanını dinlerken ve çalışırken özellikle şiirde de yaptığımız gibi yazarları nereye koymamız gerektiği üzerine duralım. Örneğin Cumhuriyet dönemi içerisinde hangi anlayışlar var ve bu anlayışlar içerisinde hangi yazarlar yer alıyor, buna dikkat edelim ve bu yazarların önemli eserlerine dikkat edelim. Cumhuriyet dönemi dediğimizde şiirde olduğu gibi romanda da bazı anlayışlar var. Nedir bu anlayışlar? Bunlara birlikte bakalım. Öncelikle milli edebiyat çizgisinde yazanlar var. Bir diğer anlayış olarak sınavda çıkma ihtimali çok yüksek olmayan popüler roman anlayışı var. Bunun dışında yanına yıldız koymamız gereken ve sınavda daha çok son yıllarda karşımıza çıkan bilinmiş dünyasını esas alan romanlar var. Bunun dışında toplumcu gerçekçi şiir anlayışı, roman anlayışı var. Baktığımızda bunun dışında özellikle yine sınavda son yıllarda sıkça çıkan modernist ve postmodernist romanlar var. Ve bununla birlikte son olarak da bağımsız romancılar dediğimiz herhangi bir anlayışa da topluluğa bağlı olmayan roman yazarları olduğunu görüyoruz. Şimdi baktığımızda bu başlıklarda yer alan bütün roman anlayışını tek tek göreceğiz. Fakat milli edebiyat çizgisinde yer alanlar dediğimizde genel hatlarıyla bir bakalım buna. Milli edebiyat çizgisinde yer alanlar dediğimiz zaman özellikle milli edebiyatta gördüğümüz Anadolu'ya yönelme, Anadolu insanı temel alma, genellikle sade anlaşılır bir dil kullanma, samimi bir üslubu tercih etme ve Anadolu'nun bilinçli olarak övüldüğü ve yüceltildiği bir roman anlayışını görüyoruz. Bunda özellikle yine Anadolu insanının yaşadığı sıkıntılar, köylülerin yaşadığı zorluklar ve Cumhuriyet'le birlikte gelen inkılapların ve Cumhuriyet rejiminin övülmesi, Osmanlı ile Cumhuriyet'in karşılaştırılması ve Cumhuriyet'in yüceltilmesi, Atatürk ülke ve inkılaplarının romanlarda sıkça dile getirilmesi karşımıza çıkıyor. Popüler roman anlayışı dediğimizde estetik bir gaye gütmeden, genellikle aşk ve tarih teması üzerine kurulan ve çoğu Türk sinemasına uyarlanan romanlar karşımıza çıkıyor. Bunlar geniş kitlelere ulaşan ve döneminde oldukça fazla okunan fakat estetik yönden ve dil yönünden zayıf kalan eserlerdir. Bilinç dünyasına odaklanan dediğimizde şiirin karşılığı olarak saf şiir anlayışına denk gelen bir roman anlayışı görüyoruz. Toplumdan öte bilinci öncüleyen, bilinç sıkıntılarını, bilinç zorluklarını, bunalımını eserlerinde işleyen ve aydın, genellikle aydın tipi üzerinden bireyden topluma açılan ya da toplumdan bireye ulaşan bir roman anlayışıyla karşılaşıyoruz. Toplumcu gerçekçi roman anlayışı dediğimizde özellikle şiirde 1940 ve 60 kuşağında Nazım Hikmet çizgisinde gördüğümüz şiirde de karşımıza çıkan işçi ve işçi sınıfının sıkıntılarının, zorluklarının, köylünün yaşadığı zorlukların ve özellikle mekan olarak seçilen hapisin romanlarda sıkça karşımıza çıktığı ve sade bir dille, anlaşılır bir üslupta toplumcu anlayışla ön plana çıkan eserlerdir. Bu toplumcu gerçekçi şiir anlayışı, roman anlayışı içerisinde karşımıza çıkan bir de köy romanları vardır. At başlı olarak nitelendireceğiz. Özellikle köy enstitülerinin kurulmasıyla birlikte ön plana çıkan ve bu enstitülerden mezun olmuş ve öğretmenlik yapmış roman yazarlarının kaleme aldıkları eserlerdir bunlardan. Yine köyün ve köylünün sıkıntılarını ve yaşadıklarını gerçekçi bir tutumla ele alırlar. Modernist ve postmodernist teknikler dediğimizde ise özellikle yaşanan bireyin yaşadığı sıkıntıların bunalımın modern tekniklerle iç monolog, geriye dönüş, bilinç akışı gibi tekniklerle ön plana çıktığı ve çok katmanlı, kültürel zenginliği olan konu anlatımından ya da olay akışından çok bireyin ön planda olduğu, zaman ve mekan kavramlarının kırılmaya uğradığı ve geleneksel çizgiden daha tamamen farklı bir anlayışla ortaya konan eserlerdir. Şimdi bunlara tek tek bakalım arkadaşlar. Öncelikle neyle başlıyoruz? Milli edebiyat çizgisinde yazan yazarlarla. Baktığımızda özellikle Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle birlikte Türk toplumunda büyük bir değişme ve büyük bir gelişme ortaya çıkar.
Baktığımızda Türk toplumunun çağdaşlaşma süreci bir yandan şiirlerle, bir yandan roman ve hikayelerle halka tanıtılmaya çalışılır. Bu yönden de roman ve hikayeler bu dönemde öğretici ve didaktik bir üslupla karşımıza çıkar. Savaş sonrası şehir ve kasabalarda görülen hayat, Atatürk'ün ilkel inkılapları, Anadolu insanının hayat tarzı ve her türlü yaşadığı sıkıntı roman ve hikayelerin ana temasını oluşturmaktadır. Roman türünde sayıcı önemli atılımlar görürüz. Bu eserlerde özellikle teze, eleştirel bakış ön plana çıkar. Bu yüzden bu eserler tezli eserlerdir. Çünkü yaşanan sıkıntılar, zorluklar, zaten mütareke yıllarında yaşanan ve Cumhuriyet'in kurulmasında yaşanan sıkıntılar romanlarda sıkça dile getirilmektedir. Baktığımızda roman türü olarak da bu dönemde tezli roman dışında pek çok roman kaleme alınır. Baktığımızda yine bunlarda didaktizm ön planda olduğu için ve halk için yazıldığı için sade, anlaşılır ve konuşmalarıyla yakın bir üslup tercih edilmiştir. Gelelim öncelikle Milli Edebiyat çizgisinde yazan ve sınavda çıkma ihtimali olan Falih Rıfkı Atay'a. Özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında Suriye'de yedek subaylık yapması, onun özellikle eserlerinde gözleme dayalı olarak gördüklerini anlatması bakımından oldukça önemlidir. Zaten Suriye ve Filistin'deki savaş anılarını Ateş ve Güneş adlı kitapta toplamıştır. Oldukça önemli, Yeni Türk alfabesi yani Latin alfabesiyle ilgili heyette görev alması bakımından, edebiyat ve dilin bağlantısını kurması bakımından oldukça önemlidir. Dünya gazetesini çıkarmıştır. Sadece roman ve hikayeleriyle değil, gezi, anı, makale, sohbet gibi pek çok edebi türde eserler kaleme almıştır. Eserlerinin temel özelliklerinden birisi sağlam, duru bir Türkçeyi tercih etmesidir. Yaşadığı süre boyunca Atatürk'ün yanında bulunmuş, Atatürk'ün o dönemi anlatan eserler kaleme almıştır. Bu eserler içerisinde özellikle bilmemiz gereken ve en çok önemli olan eseri ise Çankaya'dır. Gidip gördüğü yerleri gezi yazılarında aktarmış, 10 gezi içerikli eseriyle Türk edebiyatında gezi türünün gelişmesinde önemli katkılarda bulunmuştur. Eserlerine baktığımızda anıları Ateş ve Güneş ve Suriye ve Filistin'de askerlik yaptığı dönemdeki anılarından yazmıştır. Zeytin Dağı, Çankaya, Mustafa Kemal'in Mütareke Defteri, Atatürk'ün Hatıraları ve Barış Yılları. Gezi türünde yazdığı eserleri gezerek gördüklerim, Deniz Aşırı, Bizim Akdeniz, Taymiz Kıyıları, Tuna Kıyıları, Hint, Yolcu Defterim, Faşist Roma, Kemalist İran, Kaybolmuş Makedonya. Fıkra ve makaleleri ise Pazar Konuşmaları, Atatürkçülük Nedir, Babamız Atatürk, Bayrak ve Roma'dır. Gelelim yanına yıldız koymamız gereken ve sınavda çıkma ihtimali oldukça yüksek olan ve Türk hikayeciliğinde önemli bir isim olan Memduh Şevket Esendal'a. Yıllarca bir eğitim görmemiş, alaylı olarak yetişmiştir. 1908 sonrası İttihat ve Terakki müfettişi olarak Anadolu ve Rumeli'yi gezme imkanına kavuşmuş. Böylece gözlemlerini ve yaşadıklarını da eserlerine yansıtma imkanına kavuşmuştur. Bu yönden de eserleri gözleme dayalı ve sağlam bir gerçekçilik temeli üzerine yükselmiştir. Cumhuriyet'in ilanından sonra da çeşitli ülkelerde elçilik yapmış. Bu defa da siyasi ve ideolojik bakımından da yine gözlemlerini güçlendirmiştir. Çehov tarzı hikayenin edebiyatımızdaki ilk başarılı örneklerini vermesi açısından oldukça önemlidir. Eserlerinde orta tabakanın insanların öykülerini anlatan yazar, konuşma dilini ve sağlam bir Türkçe'yi tercih eder. Özellikle Ayaşlı ve Kiracılar adlı romanını anı biçiminde kaleme alması ve burada kişiyi bulunduğu çevreyle birlikte ele alması onu realizme hatta naturalizme yaklaştırmaktadır. Hikayelerinden bazılarına baktığımızda Otlakçı, Mendil Altında, Sahan Külbastısı, Veysel Çavuş, Bir Kucak Çiçek, İhtiyar Çilingir, Hava Parası, Bizim Nesibe, Kelepir, Gödeli Mehmet, Gülüce Bağları Yolunda, Kaçanı Kovalar, Hayat Ne Tatlı. Romanlarına baktığımızda ise özellikle anı biçiminde kaleme aldığı Ayaşlı ve Kiracıları, Miras ve Vassaf Bey'dir. Gelelim özellikle çağımızın Dede Korkut'u olarak adlandırılan Mustafa Necati Sepetçioğlu'na. Özellikle kaleme aldığı eserlerinde Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in yaşadığı tarihi dönemleri tarihi roman niteliğiyle ve didaktizme ön plana tutarak başarılı bir şekilde ele alır. Örneğin Bu Adla Geçte Gider romanında Yıldırım Beyazıt dönemini ve bu dönemde Osmanlı'nın yönünü bize sunar. Bunun yanında Somuncu Baba etrafında şekillenen manevi değerleri ve bunun sunulması açısından da dikkate değer bir romandır.
Kilit, anahtar, kapı romanlarıyla Türkiye'nin Boğazgitı kapısından Anadolu'ya girişini ele alır. Bu yüzden de oldukça önemlidir. Birbirinin devamı niteliğindeki nehir romanı olarak karşımıza çıkar ki Yakup Kadri'de oldukça fazla görmüştük. Konak, Çatı, Üçler, Yediler, Kırklar ise Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarının hikayesidir. Doğu adlı geçide gider, Karanlık'ta Mumuşa gibi romanlarıyla kıyı burnundan aşirete, aşiretten devlete dönüşen bir Osmanlı yapısı karşımıza çıkar. Adını Şerbettin'in idam edilmesinden olan Dar Ağacı'nda Toray Kemal ve Börkücü Mustafa'nın art niyetli çabalarıyla Şerbettin'in Dar Ağacı'ndan sona eren hayatına ışık tutar. Bu yönden yine aynı şekilde Osmanlı tarihine ve onun manevi değerlerine yönelmiştir. Geçitteki ülkede yine Dar Ağacı'nın devamı niteliğinde bir eserdir. Nehir roman anlayışını burada da görüyoruz. Sabır, Sultan II. Murat döneminin devlet yapısı, Hacı Bayram Veli ve onun yetiştirdiği Akşemseddin gibi dönemin önemli manevi şahsiyetleri üzerine eğilir. Eben Kuşağı Osmanlı'nın kuruluş yıllarında meydana gelen Düzmece Mustafa isyanı üzerine şekillenmiştir. Cevahir ile Sadık Çavuş'un buğday kamyonu, İnönü döneminin kırsal hayatı ve Anadolu köylüsüne bir ışık tutar. Bu yönden de özellikle Osmanlı'nın devlet olması ya da Malazgirt Seferi ile birlikte Anadolu'nun kapılarının Türklere açılması, daha sonraki yıllarda da İnönü dönemi ile birlikte Türk tarihine bir panorama sunmaktadır bize. Baktığımızda gece vakti ve gün dönümü İstanbul'un fethi, İstanbul'un fethedilmesinin maddi ve manevi temellerini işaret eder. Çanakkale 1 geldiler ve Çanakkale 2 gördüler ve Çanakkale 3 döndüler adlı eserleri Çanakkale muharebelerini destansı bir üslupla ortaya koyan ve birbirinin devamı niteliğinde olan eserlerdir. Benim adım Yunus Emre'de ise Yunus Emre'nin bir roman kahramanı olarak hikayeleştirildiği görülmektedir. Gördüğünüz gibi burada hikaye kitapları ve romanları bulunmakta oldukça fazla sayıca. Fakat isimlerini andığımız eserler ve bunların içerisinde özellikle kilit, anahtar, kapı üçlemesi oldukça önemlidir. Gelelim Halide Nusret Zorlutuna'ya. Edirne'de 1924 yılında kız öğretmen okulunda öğretmenlik yapmış ve kız teknik öğretmen okulu ve edebiyat öğretmenliğinden emekli olmuştur. Şiirlerini 4 kitapta toplamış olan yazarın 6 tane romanı bulunmaktadır. Baktığımızda onun romanlarında aşkın ön planda olduğu dikkat çeker. İlk romanı Küller yayınlandığı zaman okuyanlar fazla hayal ürünü olarak buldukları için eleştirmişlerdir. Sisli Geceler ile Aşk ve Zafer'de günümüze denk gelen Beşik Kertmesi'ne bir eleştirel tutum dikkat çeker. Kurtuluş Savaşı yıllarını içeren Aşk ve Zafer'de yazar bir ölçüde toplumun içine girmiş ve insanlarıyla birlikte Urfa yöresini tanıtmıştır. Bu yönden de milli edebiyat çizgisinde Anadolu'nun tanıtılması ve ön plana alınması bakımından dikkate değer bir eserdir. Eserlerine bakalım. Şiirleri Geceden Taşan Dertler, Yayla Türküsü, Yorumun Dört Bucağı, Ellerim Bomboş, Git Bahar ve Sevmektir. Romanları Küller, Sisli Geceler, Gülün Babası Kim, Aşk ve Zafer, Aydınlık Yapı, Kapı, Büyük Anne ve biyografik roman olarak karşımıza çıkan Beyaz Selvi'dir. Gelelim Münevvere Yaşlı'ya. 1947 yılında, 47 yılında Kadın Dergisi'nde köşe yazılarıyla yazarlık kariyerine başlamıştır. Özellikle Osmanlı medeniyeti, İstanbul, tarih ve tasavvuf onun milli edebiyat çizgisinde besleyen kaynaklar olarak karşımıza çıkar. Başvekilimizi Tanıdım isimli küçük kitabının ardından işittiklerim, gördüklerim, bildiklerim, Der Saadet, hatırlayabildiklerim Avrupa'yı, Osmanlı, Rumeli ve Muhteşem İstanbul, hatırlayabildiklerim geniş ufuklara ve yabancı iklimlere doğru 2, hatırlayabildiklerim geniş ufuklara ve yabancı iklimlere doğru 3 adlı eserleriyle hatıra edebiyatının önemli isimlerinden birisi olarak karşımıza çıkar. Pertev Bey'in 3 kısa adlı romanıyla edebiyat dünyasına giriş yapmış ve daha çok bu romanıyla tanınmıştır. Daha sonra bu eserin devamı niteliğindeki Pertev Bey'in İki Kızı ve Pertev Bey'in Torunları adlı eserleri nehir roman niteliğini gösteren niteliktedir. Diğer romanı 1987 yılında yayınlanan Vahi Köyü'nde Fazıl Paşa Yalısı'dır. Özellikle baktığımızda dilinin son dönem Osmanlı Türkçesinin özelliklerini yansıttığı dikkat çeker. Bazı eski kelime ve tamlamaların kullanılması okuyucu tarafından yadırganmıştır. Bu dönemde de yazan diğer anlayışa, bu anlayışa bağlı yazarlardan ayrılmaktadır dil yönünden.
Baktığımızda özellikle kaybolan değerler, yitilen medeniyetin izini süren yazar, gelecek nesillere aktarma endişesiyle romanlarını kaleme almıştır. Dünya görüşünü açıkça ortaya koymaktan çekinmez. Kültürel açıdan Osmanlıcı olan Münevver Yaşar'ın siyasi bakımdan İslamcı düşünceye bağlı olduğu görülmektedir ve bu da romanlarına yansır. Eserlerine bakalım. Özellikle Pertev Bey'in üç kızı, Pertev Bey'in iki kızı ve Pertev Bey'in torunlarını bilmemiz gerektiğinden bahsetmiştik. İşittiklerim, gördüklerim, bildiklerim biliyorsunuz anılarını topladığı eserleriydi. Der Saadet, Edep Yahu, Valiköy'ünde Fazıl Paşa yazısı son romanıydı. Ve hatırlayabildiklerim karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Baktığımızda Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında milli edebiyat dönemi yazarları ve bu dönemde milli edebiyat çizgisinde eser veren diğer yazarlar ise baktığımızda yine milli edebiyat döneminde yazmaya başlayan fakat Cumhuriyet'in ilk yıllarında da milli edebiyat çizgisini sürdüren eserleriyle Reşat Nuri Gültekin karşımıza çıkan eserlerine bakalım. Gizli El, Damga, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Yeşil Gece, Acıma, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Gökyüzü, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Değirmen, Miskinler Tekkesi, Harabelerin Çiçeği, Kavak Yelleri, Son Sığınak ve Kan Davasıdır. Biliyorsunuz Reşat Nuri Gültekin milli edebiyat döneminde eserler kaleme alan ve oldukça önemli olan bir yazardır. Cumhuriyet döneminde de bu çizgisini bu eserleriyle devam ettirmiştir. Bu dönemde yine Halide Edip Adıvar'ın milli edebiyat döneminde kaleme aldığı eserlerin dışında Cumhuriyet döneminde de kaleme aldığı ve bu çizgiyi devam ettiren eserlerine bakalım. Kalp Ağrısı, Zeyno'nun Oğlu, Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı, Kerim Usta'nın Oğlu, Sevda Sokağı Komedisi, Çaresiz ve Hayat Parçaları. Bu dönemde yine milli edebiyat çizgisinde yazan ve Türk hikayeciliğinin, modern anlamda Türk hikayeciliğinin önemli isimlerinden birisi olan Refik Halit Kaya'nın Cumhuriyet döneminde yine milli edebiyat çizgisinde kaleme aldığı eserlerine baktığımızda Gezi'nin Kızı, Çete, Gurbet Hikayeleri, Sürgün, Anahtar, Bu Bizim Hayatımız, Nilgün, Yer Altında Dünya Var, Dişi Örümcek, Bugünün Saraylısı, 2000 Yılın Sevgilisi, İki Cisimli Kadın, Kadınlar Tekkesi, Karlı Dağdaki Ateş, Dört Yapraklı Yonca, Sonuncu Kadeh, Gelin Seven Fidan, Ekmek Elden Su Gölden, Ayın 14'ü Bir Yüzen Bahçe. Gelelim sınavda çıkma ihtimali çok yüksek olmayan popüler roman anlayışına. Burada özellikle popüler roman anlayışını temsil eden isimlerden birkaçını zikredeceğiz. Ve popüler roman anlayışı içerisinde kimleri değerlendiriyoruz? Bunlara bakacağız. Bunlar genellikle modern anlayışın izlerini taşıyan, genellikle sinemaya ya da televizyona uyarlanan popüler aşk ve tarihi romanlardır. Estetikleri çok fazla olmayan ve sıradan bir olay örgüsüne dayanan romanlar olarak karşımıza çıkar. Dediğimiz gibi birçoğu Yeşilçam sinemasına uyarlanmıştır. Kurguları ve yapıları oldukça basittir. Karakterler genellikle tek yönlüdür ve entrikanın yoğun olduğu hikayelerdir bunlar. Burada sadece ismini zikretmekle geçiyoruz gördüğünüz gibi. Gelelim bilinç dünyasına odaklanan ve bilinç dünyasını esas alan eserlere. Modernizmin doğuşu olarak da adlandırabiliriz biz bunu. Özellikle sınavda çıkma ihtimali yüksek olan ve sınavda da zaten son yıllarda en çok çıkan kısımlardan birisidir burası. Cumhuriyet döneminde özellikle 1940'lardan itibaren milli edebiyat ve sosyal gerçekçi roman tarzlarından farklı olarak bireyi esas alan, bireyin yalnızlığını, toplum içindeki durumunun cinselliğini, kendisini tanımasını ve yabancılaşmasını ele alan ve odak noktası olarak bireyin sıkıntılarını modernist tekniklerle ortaya koyan bir roman anlayışıdır. Bu esere baktığımızda eserin anahtar kelimelerinden birisi olarak romanlarda bireyin psikolojisine fazlaca yer verildiğini görülür. İnsan gerçekliği olduğu gibi aktarılmaz ve nedenleri üzerine yoğunlaşılır. Özellikle bireysel bunalımlar, doğu-batı çatışması, iç çatışmalar, kaçış, korku ve değer yargılarının sorgulanması bu romanlarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Baktığımızda eserlerdeki kurgu insanın ruhsal boyutlu sorunlarını ele alarak karşımıza çıkar. Yani bir olay örgüsünden öte, olayın içerisinde bireyin tutumu, yaşadığı sıkıntılar ve bunalımı dile getirilir. Bu tarz romanlarda olaylar genellikle oluş sırasına göre aktarılmaktadır. Eserlerde anlatım bakımından seçici ve mükemmeliyetçi bir anlayış dikkat çeker. Baktığımızda yanına yıldız koymamız gereken ve bireyin iç dünyasına odaklanan yazarlara
Piyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Tarık Buğra, Semiha Erverdi, Mustafa Kutlu ve Abdülhak Şinasi Hisar karşımıza çıkar. Şimdi bu yazarlara bakalım arkadaşlar. Abdülhak Şinasi Hisar ile başlayalım. Öncelikle Hisar dediğimiz zaman aklımıza Boğaziçi ve İstanbul gelecek ve tarihe bağlılık gelecek. Üç anahtar kelimesi bulunmaktadır yazarın. Boğaziçi'nin güzelliklerini ve İstanbul'u anlatma bakımından oldukça önemli bir isimdir. 1921 yılında İleri Dergisi'nde Dergah Mecmuası'nda bir yandan kitaplar ve muharririler başlığı altında çıkan yeni kitaplar hakkında tenkit ve tanıtma yazıları bulunurken, bir yandan da Saatler ve Mevsimler başlığıyla Ahmet Arşın ve Yahya Kemal tesirinde, yani saf şiir anlayışıyla şiirler kaleme alır. Zaten beyin iş dünyasına odaklanan yazarların romandaki karşılığı buysa, şiirdeki karşılığı saf şiir anlayışıdır arkadaşlar. Estetiği temel alan eserler olması bakımından. 1928'den itibaren yazı hayatında sohbet, hatıra, seyahat ve deneme türünde yazılar yazdığı görülmektedir. Edebi sohbetler, Ülkü, Varlık ve Ağaç gibi dönemin önemli ve prestijli dergilerinde yayımlanmıştır. Yaptığı bir seyahatin ardından Balkan ülkelerine dair çeşitli makaleleri yayımlamıştır. Baktığımızda özellikle yine bu dönemde Varlık, Türk Kültürü ve Yeni İstanbul gibi dergilerde bu gezi ve anılarının yayımlandığı dikkat çeker. Baktığımızda özellikle ilk şiirlerinde hece nezdinde değişik ölçüleriyle tercih ettiğini ve Batı'nın yazım şekillerini denediğini görmekteyiz. Özellikle Ahmet Haşim'den gelen sembolizminle beslendik, eksotik hissi ve empresyonist, yani izleyici izlerin görüldüğü bu şiirlerde sonra tamamen nesil alanına yönelmiştir. Baktığımızda hatıra türüyle ve biyografi türüyle birlikte bu dönemde romanlarını da kaleme aldığı görülmektedir. Romanlarını Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yılları ve Geçmiş Zaman Köşkleri'ne baktığımızda birbirine yakın romanlar olduğunu, bu romanların gözlemlere dayalı olduğunu, mekanın genel olarak İstanbul, özel olarak Boğaziçi'nin seçildiğini, hayatından gerçek kesitleri de yansıtan otobiyografik roman olma özelliği gösterdikleri görülebilir. Baktığımızda romanlarında hatıraları ve biyografileri iç içe geçmiş olarak karşımıza çıkar ve böylece yeni bir roman türü olarak nitelendirebiliriz. 1942'de Cumhuriyet Halk Partisi Hikaye ve Roman Mükafatı'nda üçüncülük alan en önemli eseri Fehim Meyvemiz Almanca'ya da çevrilmiştir. Baktığımızda roman diye nitelendirilen fakat roman tekniğine uymayan yapıtlarını belgesel bir nitelikte yazmış. Kimi araştırmacılar tarafından da bunlar tahlil ve düşünce romanı olarak adlandırılmıştır. Baktığımızda özellikle ruh ve madde tahlillerinde oldukça başarılı olan Hisar, edebiyatımızda empresyonist, yani Haşim ve Yahya Kemal'den gelen izlenimci romanın en önemli temsilcilerinden birisidir. Eserleri de olay örgüsüne fazla yer vermez. Genelde küçük ve karmaşık olmayan olaylar karşımıza çıkar. Bu yüzden de birey ve bireyin psikolojisi daha ön plandadır. Eserlerine zaman her zaman geçmiş zamandır ve anılarla zenginleştirilmiş bir geriye dönüşlerle ve üst kurmaca tekniğiyle karşımıza çıkan romanlardır bunlar. Romanlarında çocukluk yıllarında ve Boğaziçi'nde geçen gençlik günlerini bulmak ve çevreyi bir müze gibi gezmek pek de zor değildir. Çünkü gözlemleri olanı olduğu gibi aktarmış ve bu gözlemlerinden dayalı olarak bunun bireyin psikolojisi üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Eserlerine baktığımızda romanları Fehim Meyvemiz, Çamlıca'daki Eniştemiz, Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şehliği görülür. Anılarını Boğaziçi Mehtapları, Boğaziçi Yılları ve Geçmiş Zaman Köşkleri'ne toplamıştır. Bazı araştırmacılar tarafından bunlar roman türüne de dahil edilmiştir. Monografilerim Yahya Kemal'e Veda, Ahmet Haşim Şiiri ve Hayatı, İstanbul ve Pierre Loti'dir. Antolojileri ise Aşk İmiş Her Ne Var Alemde ve Geçmiş Zaman Fıkralarıdır. Gelelim yanına yıldız koymamız gereken, sınavda çıkma ihtimali çok yüksek olan Ahmet Hamdi Tanpınar'a. Tanpınar'ı özellikle hatırlarsanız saf şiir anlayışı içerisinde değerlendirmiştik. Yahya Kemal'in etkisiyle zaman ve özellikle öz şiir anlayışının yansıttığı, konudan öte şiir dilindeki müzikalitenin ve ahengin ön plana tutulduğu ve oldukça başarılı bir şiir diliyle ve estetik hazdan uyandırıldığı bir şiir diliyle karşımıza çıkmıştı. Romanda da yine modern Türk romanında modern romanın ilk örneklerini veren isimlerden birisi olarak karşımıza çıkar. Baktığımızda birçok esin kaynağının olduğu derinlikli ve çok katmanlı bir roman dünyası bulunmaktadır. Baktığımızda özellikle
her romanında farklı bir tutumu benimsediğini ve bağlandığı romanların bir roman sonrasında ciddi şekilde eleştirildiği dikkat çeker. Baktığımızda onlar James Joyce'dan, Dostoyevski'den gelen etkilerle birlikte tek düzelikten uzak, zengin ve kültüre dayalı bir yapı dikkat çeker. Bu yüzden de çoğulculuk anlayışını yansıtmaktadır. Baktığımızda Tanpınar'ın özellikle okuyucusundan popüler romanın tersine bir kültür ve bilgi birikimine sahip olması beklenir. Onun romanları kültür ve bilgi birikimi olmayan okurların hem tat almadığını hem de anlayamadığı görülmektedir. Metinler arası ilişkilerle örülü romanlarının doğru anlaşılabilmesi ancak bu şekilde mümkündür. Eserlerinde özellikle resim, heykel, mimari, musiki gibi pek çok sanattan beslenen kaynaklar dikkat çeker. Baktığımızda özellikle okur onun romanının ilk sayfalarından itibaren bu bilgilerle birlikte beslendiği görülmektedir. Özellikle zaman ve mekan onun romanlarında farklı işlevlerle karşımıza çıkar. Mekan romanlarında çoğunlukla simgesel boyutuyla karşımıza çıkar ki modern romanın doğuşuna bu yüzden biz Tanpınar'ı yerleştiririz. Özellikle kişiler üzerinden gitmesi, kişilerin psikolojilerini vermesi ve anahtar kelimelerden birisi olan romanın rüya estetiği üzerine kurulması oldukça önemlidir. Baktığımızda psikolojik çözümlemeler, psikanaliz, rüya ve simgelerden yararlanmak, derinlikli ve çok boyutlu bir roman dünyası oluşturmakta oldukça başarılıdır. Romanlarında pek çok kimlik unsuru taba etrafında ve temayı besleyen şekilde karşımıza çıkar. Romanlarında felsefi görüşlerine önemli ölçüde yer verdiğini, psikolojinin yanında felsefeden de yararlandığını söylemeliyiz. Özellikle huzurda varoluş meselesi, insanın hayat ve ölüm karşısında takındığı tavır uzun uzun anlatılır ve bilim üzerinden verilir. Özellikle kişileri felsefeden, memleketin politik, iktisadi ve kültürel durumundan anlayan ve bu konu üzerine yorum yapan aydın bireyler olarak karşımıza çıkar. Zaten bireyler de bunlara çözüm bulamadığı için bunalıma sürüklenen tiplerdir. Eserlerini mutlaka bilelim arkadaşlar. Romanların kurur, saatleri ayarlamaya sütüsü, sahnenin dışındakiler, mahvur beste ve aileki kadındır. Hikayeleri Abdullah Efendi'nin rüyaları ve yaz yağmurudur. Denemeleri Beş Şehir ve Yaşadığım Gibi, Yahya Kemal üzerine bir biyografisi vardır. Meşhur 19. asır Türk Edebiyatı tarihi bulunmaktadır. Tanpınar'ın mektupları ve Hasan Ali Yücel'e mektuplar yine mektup tarzındadır. Makalelerini Edebiyat Üzerine Makaleler adlı kitapta toplamıştır. Günlükleri de Günlükler Işığında Tanpınar'la Baş Başa ismiyle yayınlanmıştır yakın tarihte biliyorsunuz. Gelelim Tarık Buğra'ya. Yine bireyin iç dünyasına odaklanan yazarların en önemlilerindendir. Sadece roman tarzında değil, hikaye, tiyatro gibi pek çok edebi türde eserler kaleme almıştır. Hikayelerini belli bir olaya dayandırmayış yönüyle klasik hikaye tarzından ayrılmaktadır ve Sait Faik hikaye tarzına yaklaşmaktadır. Özellikle hikayelerinde kişilerin ruh tahlillerini yapması, dış ayrıntıdan ve gözlemin aktarılmasından öte iç gözleme önem vermesi anlamında Sait Faik'ten ayrılmakta ve kendi üslubunu oluşturmaktadır. Yine romanlarında toplumumuzun belli dönemlerine yönelmiş ve bunların eleştirilerini de yapmıştır. Siyah Kehribar dışında bütün romanlarında çeşitli dönemlerin siyasi ve sosyal yansımalarını göstermeye çalışmış ve bu yansımaların ve değişimlerin bilim üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaşmıştır. Kör romanlarında olaylara kasaba insanının gözünden bakmaya çalışmış. Böylece beyin ne hissettiği üzerine de kafa yormuştur yazar. Romanlarındaki tipleri olumlu ve olumsuz tipler olarak net çizgilerle ayırabiliriz. Romanlarında aşk teması kahramanın gelişimini tamamlayan bir unsur olarak karşımıza çıkar. Yani popüler romanlarda gördüğümüz ana unsur olarak karşımıza çıkmaz. Romanlarında dikkat çeken bir diğer unsur ise dil temasıdır. Mekan tasvirine çok fazla önem vermez. Mekan tasviri yaptığı bölümlerde de mekanın bilim üzerindeki psikolojisinden dolayı tasviri yapmaktadır. Eserlerine baktığımızda hikayelerin Oğlumuz, Yarın diye bir şey yoktur. İki ülke arasında ve toplu olarak yayınlanan hikayeler. Tiyatroları Ayakta Durmak İstiyorum, Akümülatörlü Radyo, Yüzlerce Çiçek birden aşçıdır. Gezi yazıları Gagaringrad olarak yayınlanmıştır 1962 yılında. Romanları ise Siyah Kehribar, Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'dan, İbişin Rüyası, Firavun İmanı, Gençliği Meyva, Dönemeç'te, Yalnızlar, Yağmuru Beklerken ve Osmancık'tır.
sınavda çıkma ihtimali yüksek olan ve özellikle edebiyatımızda psikolojik roman türünün bireyin esas alınmasının başarılı bir şekilde aktarıldığı yazarlardan Peyami Safa'ya. Özellikle geçim sıkıntısı nedeniyle yazdığı eserlerde annesi Server Bedia'nın ismini değiştirip Server Bedia takma ismini kullanmıştır. Henüz 11 yaşındayken yazdığı Piyano Muallimesi adlı hikayeyle edebiyat hayatına başlamıştır. 13 yaşındayken eski ruhsatlı bir roman denemesi yapmıştır. Bir Mekteplinin Hatıratı, Karanlıklar Kralı adlı ilk kitabı ise Vefa İdadesi'ni öğrenciyken yayınlanmıştır. Rehberi İttihat Mektebi'nde öğretmenlik yaparken Servet-i Fümü ve Fanfur gibi dergilerde hikaye, makale ve yazıları yayınlanmıştır. Baktığımızda ilk uzun hikayesi gençliğimizde ve aynı yıl yayınlanan Sözde Kızlar adlı ilk romanında mütareke yıllarının İstanbul'da yaşanan ahlaki çözülmeyi ve sıkıntıları ele alır. Bu dönemde yine geçinebilmek için kaleme aldığı Server Bedia imzasıyla yayınlanan aşk ve cinayet romanları popüler roman çizgisinde değerlendirilmelidir. 1924'te özellikle Arsène Lupin'i örnek alarak yarattığı Cingöz Yacağı adlı tipi beklenmedik bir ilgiyle karşılanmış ve döneminde oldukça takdir görmüştür. Peyami Safa'nın 1914-1961 yılları arasında kendi ismiyle ve Server Bedi, Çömez, Serazat, Safiye Peyman, Bedia Servet gibi takma isimlerle yazdığı pek çok eser çeşitli dergilerde ve gazetelerde yayınlanmıştır arkadaşlar. Serazat takma adıyla Sabah dergisine tefrika edilen Sözde Kızlar, gazete kapandığı için yarıda kalmış olmakla beraber çıktığı dönemde oldukça ilgiyle karşılanmıştır. Bu dönemde özellikle devrin İstanbul sosyetesinde yaşanan ve ahlaki çöküntü yansıtan satırlar dikkat çeker. Bir yandan İstanbul sosyetesinin yaşadığı durumla Anadolu'da verilen mücadele karşılaştırılmış, bu yönden de Anadolu'da verilen mücadele övülmüştür. Burada yine bu yaşanan çevre içerisinde bireyin yaşadığı sıkıntılar ve psikoloji oldukça başarılı bir şekilde ortaya konur. Nazım Hikmet'e ithafen yazılan ve yazarın hastalıkla boğuştuğu çocukluk ve ilk gençlik yıllarını ortaya koyan ve bu yüzden de otobiyografik bir roman niteliği gösteren 9. Hayce Koğuşu, özellikle bilinç akışı tekniğinin ustaca kullanılması ve bunun edebiyat tarihimizde psikolojik roman olarak nitelendirilmesi bakımından oldukça önemlidir. Özellikle yanlış batılılaşmış genç nesiller üzerinde bu yanlış batılılaşmanın yarattığı etkiler üzerine duran Fatih Harbiye romanı, Fatih Harbiye tramvayının evine bağlandığı Fatih semti doğuyor. Beyoğlu ise Batı'yı temsil etmektedir. Bu semboller üzerinden de çağın özellikle geleneğe bağlı olan ve yanlış batılılaşma tiplerinin psikolojileriyle birlikte başarılı bir şekilde verildiği görülmektedir. Özellikle batılılaşma meselesinin tartışıldığı, musikede Alaturka-Alafranga mücadelesinin hızlandığı ve Darülayhan'da Türk musiki bölümünün kapatıldığı günlerde bu roman Doğu Batı meselesine tartışmacı bir bakış açısıyla ele alınması bakımından oldukça önemlidir. Baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türk aydınlarının inanç buhranı, şüphe ve tereddütlerinin anlatıldığı, yine kendisinden hareketle kaleme aldığı için otobiyografik roman özelliği gösteren Bir Tereddüt'ün romanında 1920'lerin sonunda aralarında Peyami Safa'nın da bulunduğu bir grup aydının yaşadığı buhar hayat tasvir edilmektedir. Bu yüzden de yine bilinç dünyasını esas alan romanlarda ve Tanpınar'da da gördüğümüz aydın üzerinden aydın bunalımının verilmesi Peyami Safa'da da karşımıza çıkmaktadır. Özellikle parapsikoloji, metapsişik ve ispiritizma gibi meselelere ilgi duymaya başlamış ve bundan sonra da Türk Edebiyatı'nın ilk modern romanı olarak nitelendirilen pek çok araştırmacı tarafından Matmazel Moralia'nın koltuğunu kaleme almıştır. Bakış açısı ve merkez yansıtıcı gibi bazı roman tekniklerini ustaca kullanıyor bu romanda. Bir takım olağanüstü olaylar yaşayan ve bu olayları materyalist ve pozitivist anlayışlarla açıklamayı başaramayınca derin bir şüphe ve tereddüte sürüklenen, Ferit'in özellikle Matmazel Moralia'nın günlüklerini okuduktan sonra yaşadığı aydınlanma ve nihilizmden yani hiççilikten mistisizme yöneşi ve bu süreçte yaşadığı psikolojik durumlar başarılı bir şekilde aktarılmaktadır. Eserlerinde özellikle Doğu Batı çatışmasının ve bu çatışmanın doğurduğu ve yanlış batılılaşmadan dolayı ortaya çıkan psikolojik buhranlar başarılı bir şekilde ele alınır. Eserlerine baktığımızda hikayeleri gençliğimiz, siyah beyaz hikayeler, ateş böcekleri, İstanbul hikayeleri ilk defa bütün hikayeleri bir arada olarak 1980'de yayınlanmıştır. Romanlarına baktığımızda ise
Sözde Kızı, Şimşek, Mahşer, Bir Akşamdı, Canan, Dokuzuncu Avcıya Koşu, Fatih Harbiye, Bir Tereddütü romanı, Mademoiselle Noralia'nın kovduğu, Yalnızız ve Biz İnsanlardır. Gelelim Sait Faik'e. Yanlarına yıldız koymamız gereken önemli isimlerden birisidir ve Türk hikayeciliğinin batılı anlamdaki en önemli ustalarındandır. Özellikle Çağ tarzına daha yakın eserler ortaya koymuştur. Mopasan tarzından örnekler de verse de Çağ tarzının önemli temsilcilerinden birisidir. Bir olaya dayanmayan, başı sonu belli olmayan hikayelerinde hümanist ve samimi kişiliği dikkat çeker. İstanbul'un ağaların sıradan insanlarından, balıkçılarından, balıklarından söz eden samimi ve birey odaklı hikayeler kaleme alır. Son hikayelerinde ise bilinçaltına yönelişler ve soyutlamalar dikkat çeker. Bu yönüyle de 1955 sonrasında soyutçulara dahil edilmiştir. Röportaj, şiir ve romanlar da kaleme almıştır. Eserlerine baktığımızda hikayelerinden bazıları Semaver, Sarnıç, Mahalle Kahvesi, Şahmerdan, Lüzumsuz Adam, Havada Bulut, Kumpanya, Son Kuşlar ve Havuzbaşı. Romanları Medar-ı Maişet Motoru ve Kayıp Aranıyor. Şiiri ise Şimdi Sevişme Vaktidir. Gelelim Samiha Ayverdi'ye. Edebiyatın birçok türünde ürünler ortaya koymuştur. Roman, hikaye, şiir ya da tarih, anıt türlerinde. Özellikle bireyin İslam tasavvufundan temellenen manevi arayışı üzerine yoğunlaşmış. Bu yüzden de eserlerinde özellikle bireyin psikolojisini tasavvufla birlikte ortaya koymuştur. Tarihi mekanlara ya da mekandaki tarihsel ögelere vurgu yapmış, böylece geçmiş ve bugünü birlikte verme amacını gütmüştür. Özellikle bireyin İslam tasavvufu üzerine temellenen manevi arayışının bir aydınlanma sonucuyla eserleri ortaya konur. Dil ve üsluba özellikle eğilmiş ve işlenmiş bir şekilde karşımıza koymuştur. Fakat roman tekniği bakımından zayıftır yazar. Konuya, olay akışına ve diyaloglara fazla önem vermemiş, olaylar arasında beyit beyit şiirler ve bilgiler eklemiştir. Bu yönden de roman tekniğinin Ahmet Mithat Efendi'yi hatırlattığı söylenebilir. Eserlerine bakalım. Romanlarından bazıları Aşk Budur, Batmayan Gün, Yolcu Nereye Gidiyorsun ve Mesih Paşa İmamı. Hikayesi Mabette Bir Gece, anıları ise İstanbul Geceleri ve Yeryüzünde Birkaç Adımdır. Gelelim Safiye Erol'a. Hikayelerinde ve romanlarında aşkı ile mesleği arasında seçim yapmak zorunda kalan, batıda eğitim alarak ülkesine dönmüş, hizmet aşkıyla yanan ayrım kadın ve erkeklerle karşılaşırız. Özellikle kadın yazar olmasının getirdiği bir kadın duyarlılığı eserlerinde kendisini hissettirmektedir. Özellikle onda da yine Samiha Ayverdi'de gördüğümüz tasavvuf sıkça karşımıza çıkar. Özellikle tasavvuf felsefesine yakın ilgi duymuş ve romanlarında yazarlar karakterler üzerinden bu tasavvufu hissettirmişti. Romanlarında aşk acısıyla yanan kadın karakteriyle iki kurtuluş yolu gözükür. Bunlardan birisi vatana, diğeri de Allah'a yönelmedir. Hemen her eserinde, özellikle Peyami Safa'da da gördüğümüz Doğu Batı ve bunun ayrımı net bir şekilde dikkat çeker. Gazete ve dergilerde tarih, kültür, din ve tasavvuf üzerine çeşitli yazıları yayımlanmıştır. Eserlerine baktığımızda romanlarından bazıları Kadıköy romanı, Ülke Fırtınası ve Ciğerdelendir. Gelelim Halikarnas balıkçısına. Asıl adı Cevdet Şakir Kabaağaçlıdır. Özellikle şairliğiyle ön planda bulunan bir isimdir. Fakat roman ve diğer türlerde de eserler ortaya koymuştur. Denize ve sürgüne yaşadığı Bodrum'a olan tutkunluğu nedeniyle buranın adını kullanarak Halikarnas balıkçısı olarak anılmıştır. Eserlerini Ege'nin efsaneleri, deniz, denizcilik, mitoloji, Türk denizcilik tarihi ve kendine özgü üslupla balık ve balıkçılık üzerine oturtmuştur. Ve bu türde şiirin yanında roman ve hikayeler de kaleme almıştır. Eski Yunan kültürünün Ege'de doğduğu düşüncesinden hareketle Mavi Hümanizma adı verilen bir hareket başlatmış ve bu akımın temsilcilerinden biri olarak da Azra Erhat yer almıştır. Fakat Halikarnas balıkçısını özellikle deniz ve denizciliği ele alması bakımından Türk edebiyatına farklı bir yere koymamız gerekmektedir. Eserlerine bakalım. Hikayelerinden bazıları Ege kıyılarında Merhaba Akdeniz, Ege'nin dibi, Yaşasın Deniz ve Gülen Adadır. Romanlarından bazıları ise Akan Taburuna Burinata, Öteleyin Çocuğu, Uluç Ayı Reis ve Turgut Reis'tir. Anılarını ise Mavi Sürgün'e toplamıştır. Değerlerinden bazıları Anadolu Efsaneleri, Anadolu Tanrıları olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar.
Gelelim Oktay Akbal'a. Özellikle hikayelerine Sait Faik etkisini gördüğümüz roman, hikaye, fıkra ve deneme yazarı olarak karşımıza çıkar. Özellikle birlik cümleleri ve şairane söyleyişlerine eserlerine sıkça yer vermektedir. Eserlerine bakalım. Hikayelerinden bazıları: Önce Ekmekler Bozuldu, Aşksız İnsanlar, Bizans Definesi, Bulutun Rengi, Berber Aynası, Dondurmalı Sinema, Tarzan Öldü, Hey Vapurlar Trenler ve Bayraklı Kapı. Romanlarından bazılarına bakalım. Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak ve Düş Ekmeği. Anılarından bazıları Hiroşimalar Olmasın ve Şair Dostlarım. Denemelerinden bazıları ise Önce Şiir Vardı, Senin Adın Aşk ve Yaşasın Edebiyattır. Gelelim Haldun Taner'e. Yanına yıldız koymamız gereken isimlerden birisidir. Başlangıçta kendi tarzında bir hikayeci olan sanatçı, 1960'tan sonra tiyatro eserleri de yazmış ve son dönemin önemli hikaye ve tiyatro yazarı olarak karşımıza çıkmıştır. Haldun Taner'i hikayeciliğinden öte tiyatroculuğuyla tanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden de hikayeciliği, tiyatroculuğu hikayeciliğinden çok daha güçlüdür. Hikaye ve tiyatrolarında başı sonu belli, entrikalı, biraz da komik olaylar eleştirel bir bakış açısıyla ortaya konur. Hikaye tekniği bakımından sosyal gerçekçilerden ve Sait Faik'ten ayrılmaktadır. Eserlerinde genellikle büyük şehirlerin bozulmuş, gösterişçi ve riyakar kesimlerini mizahi ve alaycı bir şekilde ele alır. Özellikle epik tiyatronun Türk edebiyatındaki ilk örneği olan Keşanlı Destanı'yla kabare tiyatrosunun ve epik tiyatronun önce isimlerinden birisi olmuştur. Eserlerinden bazılarına bakalım. Hikayeleri Tuş, Şişhane'ye Yağmur Yağıyordu, 12'ye Bir Var, Konçinalar ve Sancho'nun Sabah Yürüyüşü. Tiyatrolarından bazıları Kişanlı Ali Destanı, Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı, Gülün Adamı, Gözlerimi Kapatırım Vazifemi Yaparım, Eşeğin Gölgesi, Fazilet Eczanesi, Zilli Zarife ve Vatan Kurtaran Şaban'dır. Gelelim Mustafa Kutlu'ya arkadaşlar. Son dönem hikaye yazarlarındandır. Dergah dergisinin yayın yönetmenliğini yapmıştır. Hikayelerinde özellikle güçlü çevre tasvirleri dikkat çeker. Fakat zamanın kültürde, siyasette inançlı yaptığı tahribatlar ve yozlaşmış insanın yaşadığı psikolojik durumlar onun eserlerine çok başarılı olarak karşımıza çıkar. Anadolu insanına yer verdiği hikayelerinde samimi ve sade bir anlatım dikkat çeker. Özellikle roman ve öykü arasındaki eserleri hikaye olarak adlandırmayı tercih etmiştir. Özellikle bazı eserlerinde dini yanlış imgesi sıkça karşımıza çıkar. Eserlerine bakalım. Hikayelerin Ortadaki Adam, Görünüşü, Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk İçimizde, Yatağan Ya Sefer, Bu Böyledir, Beyhude Ömrüm, Dem Bu Demdir ve İyiler Ölmez. İncelemeleri Sait Faik Hikaye Dünyası. Denemelerinden bazıları ise Arka Kapak Yazıları, Akasya ve Mandolin, Vatan Yahut, İnternettir. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde toplumcu gerçekçi roman ve hikaye anlayışından bahsedeceğiz. Özellikle bilim iş dünyasına odaklanan yazarları mutlaka bilelim. Sınavda bunların çıkma ihtimali oldukça yüksektir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.